Selam. Hayırdır, senin ne işin var burada? Ya Barbar'la ikimiz üye yapmaya geldim. Neyse parası söyle, vereceğim ama. Oldu canım, başka? Ya Serra uzatma işte. Söyle parası neyse vereceğim diyorum. Hadi. Peki Nazım Hanım, bir yıllık üyelik istiyorsunuz değil mi? Olur, bana uyar. Bir yıllık üyeliğimizin kişi başı ücreti 3.000 dolar. Ne? Çüş. İki kişilik üyelik istediğinize göre toplamı 6.000 dolar eder. Kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz yoksa nakit mi? Bu ne lan? 6.000 dolara ev alırım lan ben. Neyse. Ya peki bana uygun iş falan var mı burada? Evet. Nazım geç şurada form doldur. Sabah vitamin bara birilerinin alınacağı söyleniyordu. Görüntü 23, akıl 13. Bana bak Zeynep. Şansını fazla zorlama artık. Ne oldu? Beni korkutmak için seni mi gönderdi Biricik? Hayır canım. Kaybettiğin hakkını yerine koyarım diye umuyordum ama bakıyorum senin hiç niyetin yok. Yok niyetim. Ben Biricik'le köprülerin hepsini yaktım Eda'cığım. Benim hayatımla oynadı. Eğitim hayatımla oynadı. Geleceğimi mahvetti pislik. Farkındasın değil mi? Sen de onun damarına bastın Zeynep. Unutma istersen ha. Oha! Ya mübarek bir spor merkezi değil. Kuzey Üniversitesi resmen burası. Vay be arkadaş. Bak Zeynep. Dediklerimi unutma. Biricik'in sabrını sınama. Lütfen. Az önce başvurduğum işi ayarla. Ben de sana Biricik'i altın tepside sunayım. Nasıl teklif ama? Merhaba. Merhaba. Aa, sen Serra'nın arkadaşı Berk değil misin? Evet efendim, ben Serra'nın arkadaşıyım ama adım Burak. Ay pardon, Burak tabii. Nasılsın Burak? Teşekkür ederim siz. İyiyim. Bize uğradın galiba ama Serra işten dönmedi daha. Hayır, yok aslında ben size şey yapmamıştım. Hürmetler ablacığım. Ne haber Barbaros? İyi. Yeni komşuna tanıştın mı Nilgün abla? Komşu mu? Abi buraya taşınmış işte. Sahi mi? Evet, yani birkaç gün önce taşındım. Hatta Serra buldu evi, sağ olsun yardımcı oldu. Ya. Sen ne aylak aylak dolanıyorsun lan ortalıkta? Okul yok mu oğlum bugün? Sana ne oğlum? Hesap mı vereceğiz sana? Şey, yani kardeşim benim, sen böyle boş boş dolaştığın için tabii çok fazla bilmiyorsundur. Okullar yarı yıl tatilinde. Benim de bugün eşyalarım gelecek, evde olmam gerekiyordu. Sen yoksa tek başına ev mi yerleştiriyorsun? Annen baban yok mu senin? Yok. Akşam bize yemeğe gel. Sıcak ev yemeği geçsin boğazında. Ben hiç rahatsızlık vermeseydim aslında size. Bunca'nın ne rahatsızlığı? Biz de ne zamandır anne yemeği yememiştik. Sen de gel Barbaros hadi. Allah ne verdiyse bakarız artık. Hadi görüşürüz. 7'de gelin, biz erken yiyoruz. Geç kalmayın sakın. Olur, iyi günler. İyi günler. Olur ablacığım. Bire. Ulan 40 yıllık tellalım, görmediğim sırt kalmadı derken yine beni şaşırtmayı başarıyorsun be. Nasıl ama abi? Cillop gibi olmamışım mekan. Ulan mekanımız resmen ışıldıyor ya. Şimdi abi,
Bu ne aslanım? Abi sen aylardır şuradaki lastikleri götür sat deyip duruyordun ya. Ben temizliğe girişmişken en iyisi dedim onları da alayım, paketleyeyim, güzel. Yani abi senin anlayacağın, ben lastikleri paketleyip güzel okuttum hem de 500 lira. Akşama güzel bir kebabını yerim artık. Allah seni belanı versin. Ne oluyor? Niye sattın lan lastikleri? Bula bula mı girme buldun lan? Abi ne yaptım ben ya? Barbar ne yapmış? Ne yapmış biri? Bizim lastikleri satmış gerizekalı. Ne? Ciddi misin sen ya? Kime sattın lan lastikleri? Abi yok mu bizim lastikçi Rasim Usta? Ona verdiydim. Ara lan ara. Ne yapmış lastikleri ara. Alo Rasim Usta. Ha, benim Salih. Ha, abi bugün ha, lastikleri soracaktım da ben sana. He. O şekil yani. Oldu. Görüşmek üzere usta. Ne dedi adam? Bir şey söylesene. Lastikler sizlere ömür dedi. Bizim lastikleri okutmuş Rasim Usta. Ya Allah kahretsin seni ya! Allah belanı versin lan seni. Ya ne var bu lastiklerde? Ben ne yaptım anlamadım ki. Of bire, of ya! Ne oldu ya? Abi. Ne bu sessizlik? Kimse yok mu evde? Yok. Herkes bir taraflara dağıldı. Siz çıkmadınız mı? Yok canım istemedim. Hayrola? Keyifsiz gibisiniz. Heh, işte. Şöyle geç otur da biraz konuşalım seninle. Ha ama öyle hemen sinirlenmek, köpürmek falan yok. Tamam mı? Yine Asena mı bir şey yaptı? Şimdi geçenlerde geçti karşıma. Eğer oğlunuzdan sorunsuz bir şekilde ayrılmamı istiyorsanız, evet, aile sırlarınızın ortaya dökülmesini istemiyorsanız, Noplos Oteli'ni bana verin. Ben de sessiz sedasız ayrılayım dedi bana. Değil mi? İnanılır gibi değil ya. Deli edecek bu kadın beni. Hepsi benim suçum. Özür dilerim anne. Dur oğlum öyle hemen sinirlenme, köpürme, celallenme. Önce bir anlatacaklarımı dinle. Dahası da mı var yani? Hı, var. Gel otur şöyle otur. Şimdi senin yapman gereken bu kadına bir boşanma protokolü hazırlatıp imzalatma. Çünkü sonra anlatacaklarımın hükmü kalmaz. Tamam mı? Doğru söylüyorsun Selimciğim. Zaten bu durumu tek başına halletmen kolay olmayacaktı. Yani göreceğiz doğru karar verip vermediğimi. Benim aslında aklıma takılan Serra. Kız arkadaşım. Ne olmuş ona? Onu nereye konumlandıracağımı bilemiyorum. Yani? Yani dün gece kulübe geldi. Benim en rezil hallerimi gördü. Ona rağmen sabah kalkıp eve beni görmeye gelmiş biliyor musun? Sen ne yaptın peki? İdil ben tamamen iyileşmeden onu hayatıma almak istemiyorum. Yüzüme gözüme bulaştırıp benden nefret etmesinden korkuyorum. Haklısın Selim'cim ama bak asıl önemli olan şu durumda senin tedaviye karar vermiş olman. Neyse ben eve geldim.
Görüşürüz sonra. Dikkat et hadi. Ah tamam canım. Konuşuruz sonra. Hadi bay bay. Anneciğim bu söyledikleriniz çok acayip şeyler. Niye bizde de tecrübe var evladım. Zalimle nasıl baş edileceğini az çok biliriz. O senin karın gibi ipe sapa gelmez tipler çok geçti elimizde. Tahmin ediyorum. Ama rahmetli babana yaptığı yer nur olsun. Az mı musallat oldu böyle ipe sapa gelmez kadınlar? Ama evelallah. Hepsini püskürtmesini bildim. Merhaba. Evladım ne oldu sana? İyiyim, iyiyim babaanne. Merak etme, telaşlanma. Kaza mı yaptın? İyiyim ben. Bara bere içindesin evladım. Baksana İhsan, bir şey söylesene. Anneciğim şimdi anlatır. Bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Siz başkasından duymadan ben söyleyeyim istedim. Neyi? Tekrar tedaviye başlıyorum. Ne tedavisi? Ya korkutmayın beni yavrum, korkutmayın beni. Anneciğim anlatacağım ben size. Buyurun oturun şöyle. Gelin. Telaş edecek bir şey yok. Selim'e annesinin hemen ölümünden sonra öfke kontrolü bozukluğu teşhisi konmuştu hatırlarsanız. Evet hatırlıyorum. Geçmişte terapistle ne kadar yol almış olsak da zaman zaman yaşadığı duygusal olaylar bu durumu tetikliyor. Değil mi oğlum? Yani zorlanıyorum bu ara. Ah benim güzelim. Ah benim aslanım. Hasan ha. Durma orada, yanımıza gel. Daha iyi duyarsın. Gizlice dinlemek gibi bir niyetim yoktu ama... duyunca da kayıtsız kalamadım. Çok geçmiş olsun Selim'ciğim. Sağ ol. Demek bütün o çıkışlarının falan nedeni bunlarmış. Keşke bilseydim. İhsan aşk olsun sana da. Bunca yıl hiçbir şey söylemedin. Neden benden sakladın ki, benimle paylaşmadın? Bak bir sürü şey farklı olabilirdi. Ailemle çok önemli bir konuyu konuşuyorum Asena. Şimdi odana git. Ve bizi yalnız bırak lütfen. Sen ne kadar duygusuz, ne kadar arızalı bir adamsın. Çocuğun hiçbir suçu yok. Esas sen bir terapist gör.
Sonuna kadar yanındayız oğlum. Sen çok zor zamanlardan geçtin. Bunu da atlatırız. Eminim ben. Ben eve dönmek istiyorum. Bebekteki evde yalnız kalmak istemiyorum. Aferin benim aslan oğlum. Tabii döneceksin. Burası senin yuvan yavrum, yuvan. Yani nereden çıktı şimdi bu yemek ya? Ya öyle sokakta gördüm çocukcağız perişan halde. Yemeğe geliverdi, verdim işte. Ya Serra, bu çocuk zengin değil miydi? Ne iş var bizim mahallede? Ben hiç anlamadım. Ailesiyle ters düşmüş. Resti çekmiş. Gençlerin atarı da hiç bitmez. E hadi onu geçtim de barbar ne alaka? O da oradaydı biz konuşurken. Sen de gel dedim. Gönül koydu çünkü. Allah Allah. Saçmalığa bak. Hayır, sanki çok becerirmişsin de her gün kap kap yemek pişirirmişsin gibi. Allah Allah. Sen ne yaptın? Buluştun mu Selim'le? Ne konuştunuz kızım? Barıştınız mı? Yani küs değildik ki barışalım. Ama yani öyle eskisi gibi de değiliz. Ay Serra, yani bir şey de doğru düzgün anlatmazsın kızım. Lafı evirirsin, çevirirsin. Bir adam gibi anlatsana. Selim görüşmek istemiyor artık benimle. Nedenmiş o? Yani öyle çok da önemli bir şey değil ama... Selim'in... bazı psikolojik sorunları var gibi. Nasıl yani? Madem hepimiz böyle bir araya geldik, o zaman sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuklar. Kötü bir şey yoktur inşallah babaanneciğim. Yok yok, hiç kötü bir şey değil. Uzun zamandır aklımı meşgul eden bir konu vardı. Bugün avukatlarla konuşup gerekli direktifleri onlara verdim. Ne o babaanne? O seneye manevi tazminat davası açmaya mı karar verdin yoksa? O da yakındadır ama değil. Şimdi gözüm görürken, elim erişirken... Bozak Holding bünyesindeki bütün şirketlerin yönetimini, hisse senetlerini ikinize devrediyorum. Bize. Nil'le ikimize yani. Evet beyefendi, ikinize. Özellikle de size. Sizin işin başına geçmenizi istiyorum. Yani benden sonra dümene siz geçeceksiniz. Ve şirketleri siz yöneteceksiniz. Ha, bir tek Neoplos Oteli hariç. O niye hariç babaanneciğim? Ha, o şundan ötürü hariç. Yabancı bir şirket, onun alımıyla ilgili. Herhalde onlara satacağız. Babaanne, sen Neoplos Oteli koyabilecek misin? Niye kıymayayım evladım? Bizim ailemizin dirliği için gerekliyse satarım tabii. Alt tarafı bir otel. Bugün görüşebildiniz mi bari? Aslında görüşemedik. Selim'cim, biz sabah sana uğramıştık da uyuyordun. Ha, yani kapıda Serra ile karşılaştık, o öyle söyledi. Bize rahatsız etmek istemedik. Serra ile karşılaştınız. Serra seni ne kadar çok seviyor Selim. Yani gözlerinden okunuyor. Değil mi Onurcuğum?
Aynen öyle. Bu akşam burada kalıyorsun değil mi oğlum? Evet baba. Önce bebekteki eve uğrayıp bilgisayarım falan var. Onları almam lazım ama. Ben de seninle geleyim. Yok baba, hiç gerek yok. Ben belki başka bir yere de uğrarım. Geç de kalmam, merak etmeyin. Zencefil de koydun mu içine? Koydum Asena'm. Eski gücüm olsaydı seni burada bir dakika bile tutmazdım, biliyorsun değil mi? İhsan Bey'e güvenip bana nasıl kazık attın? Yazdın bir kenara, unuttuğumu sandın. Gözüm üstünde. İlk açığını yakaladığım zaman fişini çekeceğim, haberin olsun. Ama Asena Hanım, inanın İhsan Bey'i çok sıkıştırdı. Çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Ay korkmuş. Aman konuşma. Sesini bile duymaya tahammül edemiyorum. Mıy mıy mıy. Çık dışarı, çık. Dur bir dakika. Ne yapıyor Ulu Kutlusay ailesi? Sohbet ediyorlar. Ne hakkında? Berin Hanım'la İplas Oteli satacakmış yabancılara. Talibi varmış, çok da para veriyorlarmış. Satalım gitsin diyordu. Ha. Asena Hanım, ne olur Berin Hanım'a bir şey belli etmeyin. Laf taşıdığımı falan duyarsa bu sefer kesin kovar. Bak sen şu işe. Eski otele talip olmakla kötü mü yaptım derken neler duyuyorum. Tamam sen çık. Burak Bey. Hayırdır koçum? Hacer ablanın çiçeklerini mi yoldan getirdin? Ha öyle yaptım. Sen ne yaptın, şu aşağıdaki dispanserin bekleme salonundan arakladın herhalde bu ağacı. Ne dedi lan bu? Kötü bir şey mi dedi bana? Ya sinirlenme aman. Ya çiçeğimizi kıskanmıştır. Burak, sen de Enikon'un mahalleli oldun. Çıktın başımıza vallahi. Ya edemezsin. Niye lan? Memnun değil misin yoksa? Ya bırak bu kupürü ya. Kesmez buralar. Memnun değildir tabii. Koçum, daha buralarda mısın? Ne yapacaksın? İkametgahını çıkartıp kardeş. Ondan soruyorum. Neyse ya. Hadi yürü yürü. Söylediklerinizi yaptım efendim. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi duyunca gözlerini çıpırdadı resmen. Hı. İyi iş çıkardın. Ha bir de yeni bir şey duyarsan gel haber ver dedi. Ben herkesi enayi yerine koyup kendini akıllı sananlara hayranım doğrusu. Çok iyi iş becerdin. Aferin sana. Pes ya, pes. Barbaros uzat oğlum. Vay vay. Vallahi Nilgün abla eline koluna sağlık ya. Şu sofranın güzelliğine bak. Var ya. Afiyet olsun. Yani normalde sizin yemek yapmakla aranız yoktur ama... Yoksa annem mi yaptı bunları Nilgün Hanım? Hayır Nazlı, ben yaptım. Ben öyle 40 yılda bir yemek yapmayı severim. Bugün de çocukların şerefine giriverdim işte mutfağa. Sen de Barbaros'tan duyup geldin herhalde. Aynen öyle. Siz de cin gibi kadınsınız Nilgün Hanım. Geleceğim tabii çocuğum, geleceğim tabii. Burası senin ikinci evin sayılır. Uzat kızım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Annem cidden kolay kolay girmez mutfağa. O yüzden kıymetinizi bilin. Elinize sağlık. Burak'cığım uzat tabağını oğlum. Ya Nilgün abla ben patlıcan yiyemiyorum. Ne? Oğlum nimeti buldun, ağzı buruk kıvırıyorsun lan. Bak lan patlıcan yemiyor. Barbaros aşk olsun. Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Niye öyle şeyler söylüyorsun? Baksana çocuğun suratı kıpkırmızı oldu. Ya gerçekten kusura bakmayın. Hani kötü bir niyetten değil. Ben hiç yemedim. Böyle tadını da sevmiyorum zaten. Birkaç kere denemiştim. Ne kusuru bro? Oluyor mu bir şeyler? Serra'nın babası da domatesi yemezdi. Hatırlıyor musun Serra? Yok, hatırlamıyorum.
Nazlı, ne yaptın? İş başvurunu yapabildin mi? Doldurdun mu formu? Ne başvurusu lan? Ya Serra'nın iş yerine başvuru yaptım da onu soruyor. Ne dediler? Ne zaman geri dönüş yaparlarmış? Vallahi eli kulağında. Bugün yarın başlarım. O kadar eminsin yani. Aynen. Ya Zeynep bana bırak, ben hallederim dedi. Zeynep? Bizim Zeynep. Evet. Senin kankitonun üvey annesi nasılsa ne olmuş? Ha, senin annenin. Yes canım, aynen öyle. Bak 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 şu laflara bak. Yes canımmış. Benim niye şimdi haberim oluyor lan? Ya bu arada Fresh ne kadar da pahalı bir yermiş ya. Ne kadar? Oha, 3.000 lira. Canım 3.000 lira olsa yine iyi. 3.000 dolar. Gerçekten çok pahalıymış. Popüler bir mekan ama. Zaten çoğunun fiyatı 3 aşağı 5 yukarı. Bu fiyatlarda. Yok ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan o mekanda? Ha? Halter yerine böyle altın küçeleri mi kaldırıp indiriyorsunuz? 3.000 dolarmış ya. Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yârim, sol yanıma al iki yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Anneciğim ben çıkıyorum. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Tam sizi düşünüyordum biliyor musun? Ne yaptınız? Tuttuk. Kavuşu geliyoruz sana. Ya çok sevindim. Hayırlı olsun. Anneciğim gel bak kimle tanıştıracağım seni. Yasemin. Anne. Merhaba Nilgün teyze. Merhaba Yasemin. Hep duyuyordum ismini. Tanıştık sonunda. Artık komşu da olduk. Ya öyleymiş. Hayırlı olsun. Tuttunuz mu evi? Evet, biraz önce el sıkıştı babam mal sahibiyle. Çok iyi. Ben işe geç kalıyorum anneciğim. O yüzden biz çıkalım artık. Kolay gelsin. İyi günler Nilgün teyze. Görüşmek üzere. İyi günler üzere. Kızım. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle annene babana. Çekinmesinler, uğrasınlar yavrum. Olur, söylerim. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Var ya babam yine bir arıza çıkartıp son dakika tutmaktan vazgeçecek diye çok korktum. Ya haklı adam ya, son ne yapsın? Taşınmak kolay iş değil ki. Bu şimdi 1001 tane şey kuruyordur kafasında. Aa Burak. Ne haber? İyidir. Ya işte öyle, evde eksikler var. Ben de gittim uzatma kablosu almaya. Bayağı zor işmiş ha taşınmak.
Rahatladın mı bari biraz? Yani kısmen. Neyse ben gideyim, daha yapılacak işler var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Serra ya. Bu zavallıcık da ciddi ciddi sizin mahalleye taşındı. Hala şaşkınım ha. Öyle vallahi. Neymiş peki? Anlattı mı olanları? Çok merak ediyorum. Aa, uzun hikaye Yaso ya. Mecburiyetten diyeyim, sen anla. Ailesel konular yani. Onun gibi bir şey, evet. Ben sana söyledim bu çocukta bir iş var diye, hatırlarsan. Hatırlamaz mıyım? Az değilsin sen de. Ya şimdi her şeye yeniden başlayacağız, öyle mi? Ne diyorsun bu işe Onur? Mutlaka gözden kaçırdığımız bir şey olmuştur. En azından eski doktoruyla terapiye yeniden başlayacağımı söz verdi. Bu çok güzel haber baba. Evet. Biz de elimizden geldiğince daha duyarlı, daha dikkatli davranmaya çalışacağız. Ya bir ara düzenli basketbol oynuyordu. Aslında basketbol rahatlatıyordu onu. Tekrar konuşup onu basketbol oynamaya mı teşvik etsek? Olabilir. Düzelmek için her şeyi yapmaya hazır. Çok niyetli bu sefer. Serra faktörü de var tabii, unutmamak lazım. Aslında Serra'yla da konuşmak iyi olabilir. Şu dönemde onun o sakin enerjisi Selim'e iyi gelecektir. Alo Nazan. Yok, iyi değilim. Korktuğum başıma geliyor herhalde. Evet. Tamam, hemen geleceğim. Bir saate sendeyim. Tamam. Serra'dan ne haber oğlum? Bu olanlara ne diyor? Hiç babaanne. Ne desin, o da şaşkın bu olanlara. Bak diyorum ki, sen bu kızla ciddi misin? Nasıl yani, o ne demek? Yani ilerisi için bir şeyler düşünüyor musun? Yani o senin için flörtten daha ileri biri mi? Babaanneciğim, şimdiden ileriye yönelik ne olacağını ne olmayacağını bilemem ki. Zaman gösterecek bazı şeyleri. Yani şunu demek istiyorum. Hani gönlünü tamamen ona mı verdin? Yoksa öyle gönül mü eğiliyorsun? Onu sordum. Gönül eylemiyorum. Ama gönlümü tamamen ona veriyor muyum, vermiyor muyum ben de bilmiyorum. O zaman... Yani açıkçası benimki biraz ağır bir gönül babaanne. Taşıması zor. Serra bu yükün altında ezilir diye korkuyorum. Selamlar. Selam canım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Biraz acil deyince endişelendim açıkçası. Hayırdır, ne oldu? Konu Selim'le ilgili. Yani Selim'le ilgili olunca da ben bilginiz olması gerektiğini düşündüm. Bu Selim'in kendine zarar verme durumu vardı ya. Yeni başladı, biliyorum. Ha, biliyor musunuz? Evet, evet. Geldi, konuştu. Anlattı bize uzun uzun. Oh, çok sevindim. Ya ben de size nasıl anlatacağım diye düşünüyordum. Yük kalktı üstümden. Sen de çok destek olmuşsun. Onu da duydum. Olmaz mıyım? O benim için çok kıymetli. Bilmez mi? Yalnız... Selim'de uzun zamandır böyle bir durum yoktu. İyiydi gayet. Evet.
babası hayatımıza girene kadar. Serra. Yani siz de biliyorsunuz ilişkilerini tanıştınız. O çok tuhaf bir tip. Hiç tekin değil. Selim'e de iyi gelmiyor yani. Ben görebiliyorum, Selim mutlu değil. Annesi için de çok tuhaf diyorlar. Yani bana şey gibi geliyor. Kendilerini Selim'i yamamaya çalışıyorlarmış gibi, onu kullanacaklarmış gibi geliyor. Biricikciğim bak, senin yerin bende çok ayrıdır biliyorsun değil mi? Selim'e ne kadar düşkün olduğunu da biliyorum. Ama ben hem Serra'yı hem de annesini çok iyi tanıyorum. Bence bu kaygıların yersiz. Ama... Tamam, bu tarzlarınız aynı olmayabilir. Ama bu onların kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi benim çok önemli bir görüşmem var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Vaktinizi daha fazla almayayım ben sizin. Selim'le ilgili konuşmak istemiştim sadece. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Selam. Ne haber? İyilik, senden. Hazırlık için mi geldiniz? Aynen, çocuklar eşyaları indiriyorlar şimdi. Yani yoga koleksiyonunu bugünden ayarlayalım dedik, yarına telaşa çıkmasın. Olur, siz nasıl istersiniz? Bizse bir oda ayrılacaktı, o hal oldu mu acaba? Ha. Evet. Bu kartla istediğiniz gibi giriş çıkış yapabilirsiniz. Harikasın, teşekkürler. Bizim çocuklar da geldi işte. Bizim çocuklar derken? Ya ofis çok yoğun tabii. Biz kullanamadık oradakileri. Ben de sabah aradım Nazlı'mı. Dedim ki güvenilir bir tip bu. Getir buraya. İşte karşınızda. Vay! Serra ne haber ya? Vallahi var ya, çok havalı yerde çalışıyorsun ha. 10 numara 5 yıldız. Ne haber komşu kızı? İyilik de, hiç haberim yoktu geleceğinizden. Gerçi sabah ayarlanmış da. Ya Nazlı'm bulmuş işi, parası güzel dedi. Ben de geldim işte. Yalnız var ya, boşuna bu kadar para istemiyorlarmış ha buraya. Ya spor salonu dediğim böyle leş gibi ter kokar. Atletli herifler falan dolaşır. Ama burası öyle mi ya? Bal dök yala resmen. Hasan Hanım'ın da koleksiyonu bayağı fazlaymış. Hasan Hanım? Şey, Zeynep'ciğim, sen de artık şunları nereye taşıyacağımızı söylesen de aç olduk senin yüzünden. Böyle mi konuştuk Nazlı'm seninle? Mesafemizi koruyacaktık hani. İyi be, aman tamam tamam. Hadi gelin ben göstereyim size nereye bırakacağınızı. Hadi 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 hadi. Hadi. Girebilir miyim? Bir şey olmuş belli yüzünden. Gel tabii. Ne oldu? Selim. Ellerimin arasından kayıp gidecek diye çok korkuyorum. Yani Serra bir şeyler anlattı ama. Nilgün, yalvarırım söyle kızına. Oğlumu bırakmasın. Yoksa Selim toparlanamaz. Ay yok artık İhsan. Abartma. Daha ne kadar zamandır tanışıyorlar ki canım? Hemen konuştum Serra'yla. Ne diyor?
Aydın Hanım. Anne. Merhaba. Girebilir miyim? Maalesef tutunamadı bebeğin Asena'cığım. İlk 12 hafta risklidir zaten. Çok üzgün. Kocandan para çalmak ne kadar kolaysa, benim için de seni kapının önüne koymak o kadar kolay Asena. Bana yaşattığınız stres yüzünden çocuğum gitti. Siz düşürdünüz. Tutunamadın. Pişman olacaksın.